Bakınız, bu bütçede eğitime destek yok. İşçiye, memura maaş zammı yok. Çiftçiye destek yok. Bütçede barış yok, kavga var. Bütçede o hal var. Halka zam, saraya israf var bu bütçede. Vatandaşa üzerinden dahi geçmediği köprünün vergisi var. Bir de ne var? Maalesef bol miktarda hapishane var Sayın Adalet Bakanım, hapishane var. Yandaş basın yeni cezaevi açılacağı haberlerini müjde olarak veriyor, müjde. Diyor ki müjde, 5 yıl içerisinde 288 yeni cezaevi açılması planlanıyor. Allah düşürmesin ama kimin yatacağı da belli olmaz. Ülkenin tamamı o hal uygulamaları ile zaten açık cezaevine döndürülmüş durumda. Her gün cezaevlerinden mahkumlardan hak ihlalleri ve kötü muamele şikayetleri almaktayız. Değerli arkadaşlar, cezaevi açmak, daha yenilerini açmak, tıka basa buraları doldurmak ülkemize hayır getirmez. Cezaevi sorunları nasıl çözülür? Önce dindar ve kindar nesil yetiştirmekten vazgeçeceksiniz. Ülkede barışı ve huzuru hakim kılacaksınız. Vatandaşın cebinden elini çekeceksiniz, vergi yükünü hafifleteceksiniz ve vatandaşı rahatlatacaksınız. Vergiyi Malta'ya, Man Adası'na paraları götürenlerden, gemici kalanlardan daha çok alacaksınız. Çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim sistemini destekleyeceksiniz. Böylece suç oranı düşecek, işte o zaman cezaevlerine ihtiyaç kalmayacak Sayın Bakan. Barışın ve huzurun hakim olduğu, törenlerle hapishanelerinin kapatıldığı bir ülke umuduyla Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.